Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda size başlangıç paketi olan Edition paketimizi anlatmıştık. Bu sefer onun bir üst paketi olan GS-Line paketimizi anlatmaya çalışacağız. Edition ile GS-Line arasındaki farklardan daha çok değineceğim. GS-Line aldığımız zaman beyaz LED farlar gelmektedir. Ön park sensörü gelmektedir. Bunlar Edition pakette olmayanları direkt saymaya başlayacağım. Beyaz LED ön farlar, ön park sensörü. Buradan gördüğünüz gibi Opel Eye diye adlandırdığımız bir göz var. Bu göz sayesinde düşük hızlarda frenleme özelliği var. Yani önünüze bir cisim çıktığında siz fark etmezseniz dahi araç otomatik frenleme yapabiliyor anlamına geliyor. O göz sayesinde yine şerit koruma özelliği var. Farkında olmadan şeritten çıkarsanız direksiyon otomatikman şerit içerisinde aracı kendisi alacaktır. Bu araçta 17 alüminyum alaşımlı jantlar var. Şu şekilde Samet Bey gösterebilirsiniz. 17 alüminyum alaşımlı jantlar var. Yine üst cam çerçevesi ötekisinde bir alt pakette yoktu. Bunda siyah bir kaplama ile birlikte gelmektedir. Anahtarsız giriş, anahtar çalıştırma, anahtarsız kapı kilitleme dediğimiz özellik GS-Line pakette geliyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde LED arka stoplar bizi karşılamakta. Çift kanatlı LED arka stoplar karşılıyor. Geri görüş kamerası yine GS-Line paketimizde. Şurada geri görüş kameramız var. Onu oradan Samet Bey gösterebilirsiniz de geri görüş kamerasını. Geri görüş kamerası gelmektedir. Aracın arka tarafında herhangi bir değişiklik var diyemem. Arka taraf bu şekilde başarılı bir diz mesafesiyle arka yolcular için rahat bir yolculuk vaat ediyor. Bu tarafa geldiğimiz zaman ise tamamıyla yine iç görsel fakat iç kaplamada bir değişiklik var şurasında. Renkli bir şeydir. Şimdi aracın içerisine geçelim isterseniz Samet Bey. Evet, aracın içerisine geçmeden önce Samet Bey isterseniz şöyle bir gösterim yapalım. Sürücü koltuğunda baldır desteği var. Şu şekilde. Aynı zamanda baldır desteğinin yükselip alçalması, yani oturduğumuz yerin yükselip alçaltılması elektrikli, bir de elektrikli bel desteği geliyor. Yani GS-Line'da bizim koltuk döşememiz farklı, sürücü koltuğunda elektrikli baldır desteği var, bir de elektrikli bel yastığı var diyebilirim. Şimdi aracın içerisine geçebiliriz Samet. Evet arkadaşlar, şu anda Astra Hatchback GS-Line'ın içerisindeyiz. Normalde bu araç tavan rengi siyah kaplama gelmekte. Ancak sunroof olduğu zaman tavan rengi gri gelmekte. Bu aracımızda ekstra opsiyon olarak sunulan sunroof var. Yani normalde siyah olacaktı tavan. Sunroof'tan dolayı içerisi tavanı gri oluyor. Edition pakete göre ekstralara gelecek olduğumuzda yine tekrardan. Bu sefer buradaki tuşların arasında bir de şerit koruma özelliğinin tuşu var. Buradan şerit korumayı kapatıp açabiliyorsunuz. Edition'da elektronik el frenimiz yoktu. Bunda elektronik el freni var. Elektrikli el frenimiz var. Yani içerisine tekrardan değinecek olursak Edition'dan bir üst pakete geçtiğimiz zaman yani GS-Line'a 17 alüminyum alaşımlı jantlar, elektronik el freni, LED stoplar, anahtarsız giriş çalıştırma, geri görüş kamerası, full LED ön farlar, ön park sensörü, spor ön koltuklar, 8 yönlü sürücü, 4 yönlü yolcu koltuğu, sürücü bel desteği elektrikli, bacak minderi uzantısı, ön koltuk sırtlarında cepler var. Edition'da bunlar yoktur. Seyiş tavan kaplaması sadece GS-Line'e geliyor ama dediğim gibi sunroof'tan dolayı bu aracımızda gri gelmektedir. Düşük hızlarda frenleyici, takip mesafe göstergesi, öndeki araçla aracınızın ne kadar mesafe kaldığını ölçen bir sistem var bu araçta. Değinebileceklerim bunlar. Şimdi tekrar isterseniz aracın dışına geçelim. Evet arkadaşlar, size aracımızın dıştan ve içten özellik farklarını anlatmaya çalıştık. Bir önceki videomuzdaki aracımız rengi kozmik gridir. Bu aracımız rengi ise gece mavisidir. Bir sonraki videomuzda ise elegans paket olan en full paketini anlatmaya çalışacağız size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.